Zao'nun tekinsiz sokaklarından gelen yaman delikanlı Ekko, zamana istediği gibi müdahale ederek her türlü durumu lehine çeviriyor. Kendi icadı olan zaman kapsülünü kullanarak mükemmel anı işlemek için gerçekliğin sonsuz ihtimallerinde keşfe çıkıyor. Ekko, özgürlüğüne hayli düşkün olsa da dostlarının başı dara girdi mi onları korumak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır. Onu tanımayanlar, Ekko'nun her defasında imkansızı çocuk oyuncağı gibi başarmasını büyük bir hayranlık ve merak içinde izliyor. Deha düzeyindeki bir zeka ile dünyaya gelen Ekko, daha emeklemeye bile başlamadan basit makineler yapmaya koyulmuştu. Bu sayede muhteşem zekasının kıvılcımlarını fark eden annesi ve babası Inna ve Viet, oğulları için parlak bir gelecek kurmaya ant içti. Sokaklarında suçluların cirit attığı ve kirlilikten geçilmeyen Zaun, onların gözünde hiç de dahi evlatlarına uygun bir yer değildi. Sırf oğullarına Piltover'da fırsat yakalayabileceği şartlar sunabilmek uğruna, fabrikalarda sonu gelmez mesailer boyunca ter döküp zorlu şartlarda dişlerini tırnaklarına taktılar. Ne var ki, Ekko dünyaya farklı bir gözle bakıyordu. Zamanı mı durduruyor? Şerefsizim aklıma geldiydi. Anne babasının yaşlarına göre çok fazla yıprandıklarını, onlar 3 kuruşla 2 yakalarını bir araya getirmeye çalışırken ürettikleri el yapımı ürünlerin akıl almaz kârlarla zengin Piltover'lara satıldığına ama açgözlü fabrika köyü ustabaşıları ve kurnaz alıcıları yüzünden bu kârdan hiç nasiplenemediklerine tanık oluyordu. Piltover'lular ucuz yoldan güzel vakit geçirmek için mesire alanında dolanmaya ya da her şeyin mübah olduğu eğlence yerlerinde keyif çatmak için asma kata inmeye düşkündü. Hayır, annesi ve babasının ayrıcalıklarla dolu gelişim şehrinde güzel bir hayat yaşamasına dair hayallerini paylaşmıyordu Ekko. Oysa, Zaun öyle miydi ya? Annesi ve babasının tek gördüğü, insanı boğan hava kirliliği ve suçla bezeli sokaklarken, Ekko, bunların ötesine bakıp enerji ve potansiyel dolu, kıpır kıpır bir şehir keşfetmişti. Burası adeta saf yeniliğin beşiği, uzak kültürlerin kaynaştığı bir pota, tamamı geleceğe yön verme arzusuyla yanıp tutuşan göçmenlerin buluşma yeriydi. Ama onlar bile Zao'nun yerlilerinin eline su dökemezdi. Tabii, burada bahsi geçen yerliler, teknolojiden güç alan zorbalar ya da en alt tabakadan beslenip yaptıkları iğrenç işlerle Piltover gazetelerinin manşetlerinden eksik olmayan 5 para etmez kişiler değil. Kuyu hurdacıları, kimya düşkünleri ve kültivarilerle ilgilenen bahçıvanlardı. Bunlar ve daha niceleri şehrin kalbi ve ruhunu oluşturuyordu. Maharetliydiler, yılmak bilmiyorlardı ve çalışkanlardı. Felaketin üzerine dört başı mamur bir kültür kurmuş, başkalarının helak olup gideceği bir yerde dimdik ayakta kalmışlardı. Zaun'a has bu ruh, Ekko'yu büyülüyordu. Bu yüzdendir ki Ekko makinelerini başka kimsenin değer vermediği çerçöplerden yapmaya ve icatlarını kendi üzerinde denemeye başladı. Elbette bu, ona özgü bir ruh hali değildi. Ekko, kavgacı yetimleriyle olsun, meraklı kaçaklarıyla olsun, heyecan açlığı gri çiçeği kadar bulaşıcı olan herkesle ahbaplık kurdu. Hepsinin kendisine has becerileri vardı. Kimi tırmanmada, kimi taş işlemede rakip tanımıyor, kimi ressamlıkta, kimi planlamada hünerini gösteriyordu. Zaunluların çoğu resmi eğitimden uzak durup usta-çırak ilişkisine önem verirdi. Kendilerine Zao'nun kayıp çocukları diyen bu gençler de labirent misali sokakları kendilerine usta bellemiş, zamanlarını gençliklerine uygun bir şekilde göz alıcı haytalıklarla geçiriyorlardı. Birbirlerine meydan okuyup sınır pazarlarında yarışmaya pek düşkünlerdi. Kuyudan asma kata, oradan da mesire alanına uzanan tekinsiz rotalara tırmanma iddialarını tutuşurlardı. Vahşi ve özgür bir hayat sürer, kendi hevesleri dışında kimseye kulak asmazlardı. Vakit nakitse ben niye fakirim? Başka suç çeteleri ve kimya berduşlarından ayrı bir duruş sergilemek adına Ekko ile arkadaşları vücutlarına hiçbir müdahalede bulunmamayı seçmişti. Onlara göre bedensel güçlendirme para israfından başka bir şey değildi. Ve bunu kabul etmiyorlardı.
elinde avucunda hiçbir şeyi olmayan ya da kendilerinden daha azına sahip kişilerden bir şeyler çalmayı da elbette. Bu durumda da kalburüstü Piltoverlular ve teknolojiden güç alan zorbalar Ekko ve dostlarının haylazlıkları için ideal hedeflere dönüşüyordu. Gizli sığınaklarını, aradıkları eşyalar ve doğrudan duvarlara çizilmiş sanat eserleriyle süslüyorlardı. Zao'nun kayıp çocukları kendilerini yenilmez görüyordu. Yaşı ilerledikçe Ekko'nun emelleri daha olağanüstü ve karmaşık hale geldi. Bunlara ulaşmak için de hurdalıklardan kurtarılması gereken daha egzotik malzemelere ihtiyaç duyuyordu. Neyse ki istenmediği yerlere rahatça girmesini sağlayan esnek bir yönteme başvuruyordu. Çok geçmeden teknolojiyle güçlendirilmiş fedailer ve asabi muhafızlar Ekko ile belalı tayfasına karşı gözlerini dört açmaya mecbur kalmış, sık sık da bu gençleri kovalamaktan bitap düşer olmuştu. Piltover laboratuvarlarının ve kimya baronlarına ait fabrikaların ıvır zıvırlarını bu kadar sıkı koruması Ekko'yu çok eğlendiriyordu. Sonuçta bu teknoloji artıklarını kullandıkları falan yoktu. Öte yandan Ekko biraz maharetini konuşturarak bu çer çöpü çok iyi işlerde kullanabilirdi. Gecelerden bir gece Ekko yeni yıkılmış bir laboratuvarın molozları arasında işiniyordu ki nefes kesici bir keşifte bulundu. Sihirli enerjiyle titreşen mavi yeşil bir mücevher parçası. Hemen aramaya koyulup ışıltılı mücevherin başka parçalarını da buldu. Parçacıklar yarım yamalak bir melodi çıkarmaya çalışırcasına çınlıyordu. Ve başka parçacıklara yaklaştıklarında sesleri yükseliyordu sanki. Büyük bir sabırla kırık kristalin bütün parçalarını aramaya koyuldu. Bazıları tonlarca molozun altına gömülü kaldığı için leş kokulu çöp yığınları arasındaki küçücük boşluklara girmek zorunda kalıyordu. Ama Ekko hiçbirine aldırmıyordu. Zaun'da Hextech kristalleri hakkında anlatılan hikayeleri duymayan çocuk yoktu. Bu kristaller silahlara ve kahramanlara güç veriyordu. Kendi enerjilerini üretebiliyorlardı. Hextech kristalleri dünyayı değiştirebilecek kudretteydi. Şimdi de Ekko'nun elinde kırık da olsa bu kristallerden biri vardı. Zaun'u parlak bir gelecek bekliyor. Gel gelelim, daha bulduğu bu ganimeti kutlamaya fırsat bile bulamadan yıkıntılar bir şey arayan fedailerle doldu. Ekko, o an elinde tuttuğu kristal parçacıklarını aradıklarını hemen anladı. Adamların gözünden zar zor kaçabildi. Ekko, ganimetini dikkatlice inceledikten sonra birbirlerine yaklaştırdıkları zaman kristal parçacıklarından zayıf bir enerji yükseldiğini, parçacıkların kenarlarının çatırdadığını ve havaya düzensiz dalgaların karıştığını fark etti. Parçacıkları ayırmaya çalıştığı zaman da adeta manyetik bir gücün direnciyle karşılaşıyordu. Kristalin parçacıkları bir zamanlar bütün olduklarını anımsıyordu sanki. Merakı iyiden iyiye kabaran Ekko çok tuhaf bir duyguya kapılmıştı. Huzursuzlukla belli bir anı hatırlar gibi oluyordu ama hatırladığı anılarındakinden nispeten farklıydı. Kristale dair aklına hücum eden fikirlerin hızına elleri yetişemiyordu. Pek de bilimsel sayılamayacak deneylerinden biri sırasında mücevher infilak etti. Ve ortaya çıkan ışıl ışıl tozlar, anaforlar halinde zaman kırılmaları ortaya çıkardı. Ekko, gözlerini açtığında parçalara ayrılmış bir sürü gerçeklik ve kendisinin yansımalarını gördü. Hepsi de süreklilikte açılan yarıkların içinden dehşet dolu gözlerle ona bakıyordu. Bu defa gerçekten kendisini aşmıştı. Sonra Ekko, paradokslarıyla işbirliği yapıp gerçeklik dokusunda açtığı akıl almaz geriyi dizginleyip onardı. Sonunda Ekko tuzla buz olan kristalin zaman gücünü zapt edip en azından teoride küçük zaman dilimlerine hükmetmesini sağlayacak bir cihaz yapmak için kolları sıvadı. Tam son icadını sınamaya hazırlanıyordu ki isim gününü kutlamak isteyen arkadaşları gelip yaşlı kurta tırmanalım diye başının etini yemeye başladı. Arkadaşlarının dırdırına dayanamayan Ekko da cihazı sırtına astığı gibi yola koyuldu. Eski Zao'nun orta yerindeki saat kulesine kadar dolana dolana geldikten sonra tırmanmaya koyuldular. Tırmanırken eğlenmekten de geri kalmıyor, arada bir durup Piltover'ın kodamanlarının olmadık karikatürlerini çiziktiriyorlardı. Ne var ki zirveye yaklaştıkları sırada eğlenceleri boğazlarına dizildi. Zira tırmanırken destek aldıkları tutamaçlardan biri kopunca Ekko'nun arkadaşlarından biri kayıp yüksek kuleden aşağı düştü. Tam o anda içgüdüleri devreye giren Ekko, sanki bunu daha önce binlerce defa yapmışçasına kristal cihazını devreye soktu. Bir anda bütün dünyası sarsıldı
ve girdap gibi dönen zaman parçacıkları arasında geri savruldum. Kollarındaki kıllar elektrikle titreşiyordu. Zihnini tuhaf bir sersemlik kapladı. Sonra arkadaşını yeniden gördü. Az sonra ölümüne sebep olacak çürük tutamaca doğru uzanıyordu. Tutamaç çocuğun ağırlığına dayanamadı ama Echo fişek gibi uzanıp düşen arkadaşını giysisinin yakasından yakaladı ve onu yakındaki bir çıkıntıya doğru savurdu. Ne var ki yanlış hesap yapmıştı ve arkadaşı kendisini saat kulesinin çarkları arasında buldu. Ayaksi. Defalarca zamanı geri alıp rüzgarı iyice hesapladıktan sonra Echo arkadaşın hayatını kurtarmayı başardı. Öte yandan arkadaşlarının tek gördüğü Echo'nun inanılmaz hızlı reflekslerinin olduğuydu. Echo'nun arkadaşları arasındaki itibarı göz açıp kapayıncaya kadar tavan yapmıştı. Arkadaşlarına kristalden ve zamanı yönlendirme becerisinden bahsetti. Ama hepsine bunu kimseye anlatmayacaklarına dair yemin ettirdi. Onlar da arkadaşlarının keşfinden arsızca faydalanmaya ve her seferinde daha da pervasız hale gelen tehlikeli numaralar denemeye koyuldu. Ne de olsa her seferinde kurtarılacaklarını biliyorlardı. Her denemeyle ve yapılan sayısız hatayla Echo'nun zaman kapsülü adını verdiği cihaz daha da kararlı hale geliyordu. Echo, kapsül sayesinde rahat rahat malzeme araklayabileceğini, zorba kimya berduşlarına ağızlarının payını verebileceğini ve sayısız deneme yaparak tanıştığı herkese doğru sözleri söyleyip iyi bir izlenim bırakabileceğini keşfetti. Önündeki tek engel vücudunun yorgunluğa dayanma gücüydü. Günler günleri kovalarken Echo'nun zaman bükme becerileri ikiz şehirlerde iktidar sahibi bazı kişilerin kulağına gitti. Şimdilerde Zaun'da büyük saygı gören ve bir o kadar da korku uyandıran bilim insanı Victor, bu asi deha ile bir araya gelmek için yanıp tutuşuyor ve çocuğu kendi himayesine girmeye ikna etmek üzere ayakçılarından bazılarını etkili güçlendirmelerle donatıyor. Öte yandan yenilikçiliğiyle nam salan Piltover'lı Jace de zamanı kıran çocuğu ele geçirmenin ve teknolojisini inceleyip bu muammanın sırlarına vakıf olmanın hayallerini kuruyor. Gel gelelim bağımsızlığına inanılmaz değer veren Echo'nun kimsenin gizli emellerine hizmet etmeye niyeti yok. Echo'nun peşinden koşanlar, onu göz ucuyla görseler de akıl sır ermez bir şekilde en zayıf noktalarını bilen bu kuyu serserisi tarafından madara edilmekten kurtulamıyor. Echo, günün birinde memleketinin yükselip gelişim şehrini gölgede bırakacağına dair uçuk hayaller kuruyor. Piltover'un altın kulelerini dize getirenin ise nesillerden beri süregelen ayrıcalıklar değil, doğma büyüme Zaunlu birinin sınır tanımaz özgün zekası ve cesareti olacağına inanıyor. Henüz somut bir planı yok ama Echo'nun hayalini gerçekleştirmek için dünya kadar zamanı var. Sonuçta geçmişi değiştirebildiğine göre, geleceği değiştirmek ne kadar zor olabilir ki?